Türk Devletleri Teşkilatı'nın yükselişi jeopolitik dengeyi değiştiriyor. 4 Arap ve İslam ülkesi Gazze zirvesinde yan çizdi. ABD Ukrayna'yı bitiriyor. Kuzey akımı havaya uçurdu. İran Büyükelçisi'nden Bakü'yü kızdıran provokasyon. Bakü'den sert tepki. New York, Amerika'nın İstanbul'udur diyen New York Belediye Başkanı FBI soruşturmalarıyla karşı karşıya. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk Devletleri Teşkilatı'nın potansiyel gücünün farkındalığı Batı'da son zamanlarda giderek artıyor. euro asya yayımlanan, yayınlanan, Hudson Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı Luke Caffey tarafından kaleme alınan, Türk Devletleri Rusya ile bağlarını kopardı başlıklı analizde, Türk Devletleri Teşkilatı'nın yükselişi, jeopolitik dengeyi değiştiriyor ifadesine yer verildi. Geçtiğimiz hafta Türk Devletleri Örgütü liderleri Astana'da bir araya geldi. Forumun teması Türk Time'de. Bu kısaltma banal görünse de Türk Time, Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem kökenlerini hem de gelecekteki hedeflerini özetlemekte iyi bir iş çıkarıyor. İfadesi kullanılan analiz şöyle devam ediyor. Girişimin arkasındaki asıl fikir, Avrasya'nın etnik olarak Türk olan ülkeleri arasındaki ortak kültürel, tarihi ve dilsel kökleri derinleştirmek ve ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmekti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir parçası olmayan ülkelerde yaşayan, ancak sinema, müzik ve televizyon aracılığıyla Türkiye'nin yumuşak gücünden etkilenen milyonlarca Türk etnik kökenli insan daha var. Hatta bir kişinin Türk dilinin bazı varyasyonlarını kullanarak iletişim kurması bile mümkündür. Dört kurucu üyeye ek olarak Özbekistan 2019 yılında tam üye olarak katıldı. Bu arada Türkmenistan, Macaristan ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci olarak katıldı. Aralarında Moldova ve Ukrayna gibi büyük Türk azınlıklara sahip olanlar da dahil olmak üzere diğer ülkeler de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olarak katılmaya ilgi duyduklarını ifade ettiler. Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsü hem ilginç hem de anlamlı. Macaristan Başbakanı Orban'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler Macarların Orta Asya kökenli Türk halklarından geldiğine inanıyor. Macaristan tarihin belli dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu ile sınır paylaşmıştır. Macarca, Ural dil ailesinin bir parçası olmasına rağmen Türkçeden birçok alıntı kelime içeriyor. Ancak Orban'ın, Türkiye devletlerle bağ kurma motivasyonu kültür ve tarihten ziyade ekonomi ve ticaretle ilgili. Son yıllarda Türk jeopolitik ve ekonomik etkisi Avrasya'da yükselişe geçmiştir. Bu nüfuz artışının arkasındaki itici güçler arasında bölgenin artan ekonomik ve kültürel cazibesi, Türk Devletleri Teşkidat Üyelerinin ortak Türk kökenleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının yarattığı fırsatlar yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye ve gözlemcilerinin toplam nüfusu yaklaşık 158 milyondur. Bu Avrupa Birliği'nin nüfusundan daha fazladır. Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri dünya ekonomisinin nispeten küçük ancak giderek daha önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Bol miktarda petrol, gaz ve nadir toprak mineralleriyle doğal kaynaklar açısından zengin bir bölgeyi kapsamaktadır. Türk Boğazları, Orta Koridor ve Gence boşluğu gibi dünyanın en önemli geçiş güzergahları ve ticaretin kilit noktalarından bazıları Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin ortak Türk kökenleri onları bir araya getiren önemli bir faktördür. Türkler ortak bir dil, kültür ve tarihe sahiptir. Bu ortak değer Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin işbirliğini ve ortaklıklarını teşvik etmektedir. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Türk Devletleri Teşkilatı'nın yükselişini hızlandıran bir başka faktördür. Savaş, Rusya'nın Avrasya'daki etkisini zayıflatmış ve eski Sovyetler Birliği devletlerinin Moskova'ya olan bağlarını gevşetmesine yol açmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bu fırsattan yararlanarak ortak çıkarlarını ilerletmek için işbirliğini güçlendirmektedir. Küresel politika yapıcıların Türk Devletleri Teşkilatının yükselişini fark etmesi önemlidir. Türk Devletleri Teşkilatı Avrasya'daki önemli bir güç haline gelme potansiyeline sahiptir. Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliği yapmak küresel güçler için önemli fırsatlar sunabilir. Orta Asya'daki 5 ülkeden 4'ünün Türk Devletleri Teşkilatında yer aldığı düşünüldüğünde belki de bölgesel bağlantıları ve ticareti geliştirmenin yollarını tartışmak üzere bir KİK Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin zamanı gelmiştir. Bu arada NATO, Türkiye'nin her iki örgüte de üye olması nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı ile işbirliği yapmak için eşsiz bir fırsata sahip olabilir. Önümüzdeki yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelişimini izlemek ilginç olacak. Avrasya'da önemli bir güç haline gelebilir. Bu küresel güçler için önemli bir gelişme olacaktır, ifadelerine yer verildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi destekler nitelikte bugünkü açıklamasında Türk Devletleri Teşkilatı uluslararası kuruluşlara örnek olacak kararlar almalı. Bölgesel ve küresel sorunlara yönelik çözümler üretmelidir, dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken soykırımın durması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi düzenlendi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı zirvede Gazze'deki son durum ele alındı. Sivil kayıpların önüne geçmek ve bölgede iki devletli çözüm için çalışma başlatmak isteyen 11 Arap ülkesi, İsrail üzerinde baskı oluşturmak amacıyla 5 farklı madde önerisi getirdi. 6 gün savaşının yaşandığı 1967 yılında Arap ülkelerince uygulanan petrol ambargosuyla benzeşen öneride şu maddeler yer aldı. İsrail'e mühimmat sağlamak için Amerikan askeri üslerinin kullanılmasının engellenmesi, diplomatik ve ekonomik ilişkilerin dondurulması, petrol kullanmakla tehdit etmek, İsrail sivil havacılığının Arap hava sahasında engellenmesi, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması talebinin iletilmesi amacıyla Arap Bakanlar Komitesi oluşturulması söz konusu maddeler Arap ülkeleri arasında anlaşmazlığı da beraberinde getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Bahreyn tarafından maddeler reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa bugünkü açıklamasında Yerleşimcilerin terörist ilan edilmesi bu sonuç bildirgesinde bana göre en önemli maddeydi. Alınan kararların takipçisi olacağız, dedi. Washington Post gazetesi bomba gibi bir makaleyle Kuzey yakın boru hattını Ukrayna'nın havaya uçurduğunu iddia etti. Ülkenin istihbarat servisleriyle derin bağları olan üst düzey bir Ukraynalı subay, Kuzey yakın doğalgaz boru hattının bombalanmasında merkezi bir rol oynadı diyen yayın, eylemden Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Yunan medyası Ukrayna'nın yeni Vietnam olacağını yazdı haberde stratejik olarak durum zaten Rusya'nın lehineydi ama geçen ayki İsrail Gazze çatışmasının ardından denge kesin olarak onların lehine döndü. Finansman, silah desteği ve Ukrayna'ya yönelik uluslararası ilginin keskin bir şekilde azaldığını gördük ve ABD Kongresinden Ukrayna'ya yardım ya da finansman için yeni bir onay çıkması ihtimali düşük görülüyor. Bu arada Ukrayna güçleri arasındaki kayıplar o kadar belirgin hale geldi ki artık Batı medyasında açıkça rapor edilmeye başlandı. Yardım ve finansman kanalları kapandıkça Kiev öngörülebilir sonuçlar ve cephede artık tükenmiş bir güçle birbiriyle savaşmaya başlayacaktır, ifadesini kullandı. Öte yandan Ukrayna televizyonunda Zelenski'nin yerine geçecek bir sonraki cumhurbaşkanının adı geçti. Ukrayna'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Zalujin'in cumhurbaşkanlığı adaylığı ciddi bir şekilde tartışılıyor. Zelenski ve Zalujin arasında bir süredir anlaşmazlık olduğuna dair söylentiler olduğunu belirtiliyor. Konu Batı medyasında ciddi bir tartışma konusu haline geldi. İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Supani'nin sivil netle yaptığı röportajda şu sözleri söylediğini bildirdi. Ermenistan ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü uluslararası hukuk ve BM normlarına uygun olarak tanıyoruz. Ancak bu oradaki insanların haklarının ihlal edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Karabağ halkının, Karabağ halkının her temsilcisinin haklarının güvence altına alınması gerektiğine, haklarını gerçekleştirme fırsatına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu Azerbaycan'da dahil olmak üzere hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir gerçektir, dedi. Biz Karabağ halkının yasal ve meşru haklarının sağlanmasından yanayız diyen Supani, Ermenistan'dan geçecek yol için koridor kelimesinin kullanılması ile ilgili olarak onların bu kelimenin arkasında gizli bir fikirleri olduğunu söyledi. Koridora gelince uluslararası terminolojide bunun bir iletişim yolu anlamına geldiğini ancak Ermenistan'la ilgili olduğunda özel bir hukuki anlamı olduğunu belirtmeliyim. Bu kelimeyi tekrarlayanlar onu özel bir anlamda kullanıyor ve düşüncelerini açıklamaların arkasına saklıyorlar. Ermenistan'ın egemenliğinin ötesine geçen ve Ermenistan'ın bağımsızlığını sorgulayan iletişim ve kanallara karşıyız. Bizim açımızdan Ermenistan'ın kontrolü ve egemenliği altında olmayan bir yol kabul edilemez dedi. Ermeni nüfusunu sinsice Karabağ halkı olarak adlandıran ve hayatları tehlikede olduğu için Karabağ'ı terk ettiklerini iddia eden Supani'nin, Zengazür koridorunun mantığını bozan ve kargaşaya neden olan açıklamalarına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtı gecikmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisi Mehdi Supani'nin Ermeni CivilNet platformuna verdiği mülakatta dile getirdiği provokatif ve temelsiz görüşleri şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi yaptığı açıklamada Azerbaycan ve İran arasında birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğine karşılıklı saygıya dayanan ilişkilere zarar veren bu görüşler, İran Cumhurbaşkanı'nın 9 Kasım 2023'te Taşkent'te iki ülke cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşmede dile getirdiği görüşlerle de çelişiyor. Nitekim söz konusu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, Azerbaycan'ın uzun yıllar sonra toprak bütünlüğünü sağladığını ve Karabağ'ın Azerbaycan'a geri döndüğünü memnuniyetle kaydetmiştir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran Cumhurbaşkanının sözlerini ve İran büyükelçisinin toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz aleyhindeki görüşlerini Azerbaycan'ın ve İran arasında son dönemde ikili ilişkilerin gelişmesindeki olumlu dinamikler karşısında provokasyon olarak değerlendirdiğimizi vurguladı. İran'dan ilişkilerimizin ruhuna uygun olmayan bu tür adımları engellemesini ve Büyükelçi tarafından ifade edilen görüşlere ilişkin uygun adımları atmasını bekliyoruz dedi. Öte yandan Fransa'dan gönderilen askeri teşhisat Gürcistan üzerinden geçerek Ermenistan'a doğru yola çıktı. Azerbaycan basınına göre Fransız Akmat firmasının Ermeni ordusuna yönelik ürettiği çok amaçlı zırhlı araç, Basçı'nın bu akşam Gürcistan'ın Poti limanında denize indirildiği bildirildi. Gürcistan'ın kendi topraklarından Ermenistan'a silah taşınmasına uzun süre izin vermediği ama artık kabul etmiş olduğu görünüyor denildi. Uluslararası alanda çok aktif olan Eric Adams'ın başarılı bir siyasetçi olarak sivilmesinin istenmediği anlaşılıyor. Independent'ın haberine göre, Adams Türkiye'nin 2021 Cumhuriyet Bayramı'nı belediye binası önünde düzenlenen bir törenle kutlamıştı ve şehrin bunu ilk kez yaptığına dikkat çekmişti. Adams, Brooklyn Amerika'nın Üsküdar'ıdır diyerek İstanbul'un iki ilçesi Beşiktaş ve Üsküdar'la kardeş şehir anlaşmaları imzalamıştı. Adams'ın Türkiye'ye çok sayıda seyahati bulunuyor. Türkiye'yi ilk defa ziyaret eden New York Belediye Başkanı olmakla övündüğü gün 7. ziyaretini gerçekleştiriyordu. FBI'nin amacı Eric Adams ve Türkiye'den yasa dışı kampanya finansmanı iddiaları hakkında kanıt bulmak. Bunun için çok uğraştılar ancak henüz bir kanıta ulaşamadılar. Makaleyi dikkatle incelediğimizde görünüşte Türkiye ile yakın bağları nedeniyle açılan soruşturmanın ardından aslında iç hesaplaşmaların çıktığı görülüyor. Eylül ayında New York Belediye Başkanı Eric Adams kasvetli bir dilde yalnızca birkaç ay içinde 100 binden fazla göçmenin gelmesinin şehrin varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Göçe karşı mücadele için Ekvador'a Meksika'ya, Kolombiya'ya, Panama'ya seyahatler gerçekleştirdi. Ayrıca göçmen acil durumunu Başkan Joe Biden'da dahil olmak üzere demokrat arkadaşlarını eleştirmek için bir sopa olarak kullandı. Açıkça bu sorun New York şehrini mahvedecek demişti. Aslında FBI soruşturmaları tam da bu söyleminin üzerine başlamıştı. Eylül ayında Bay Adams, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen bir etkinlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a küresel sıfır atık hareketine giden yol kapsamındaki çevresel çabalarından dolayı övgüler yağdırmıştı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.